Merhaba, bu dersimde periyodik sistemden bahsedeceğim. Periyodik sistemin tarihinden, periyodik sistemin yapısal özelliklerinden, aynı zamanda metal, yarı metal ve ametallerin özelliklerinden bahsedeceğim. Başlıyorum. Önce temel olarak tabii ki periyodik sistem elementlerden oluşur. Element dediğimiz yapılarda tek cins atomdan oluşan saf maddelerdir. Elementleri iki kısma ayırabiliriz. Bunlardan biri atomik elementler, diğeri molekül halinde bulunan elementler. İkisi de elementtir çünkü tarife uyuyor. Tek cins atom var ve saf bir madde. Şimdi atomik elementin özelliği, baktığımızda kaçarlı bir grup olduğu fark edilmiyor. Sanki hepsi tek başına veya hepsi sanki bir parça gibi duruyor. Bu atomik yapılı element modelidir. Yanda olduğu gibi ikili, üçlü, dörtlü, beşli şekilde bir gruplandırma varsa ve tabii ki bunlar hepsi aynı atomlardan oluşuyorsa, bu da molekül yapılı elementtir. Elementler fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Fiziksel özelliklerden bahsettiğimiz zaman sertlik olabilir, fiziksel hali yani katı, sıvı, gaz gibi fiziksel halleri, renkleri, bunlar fiziksel özellik. Tabii ki elementin kararlı yapıda mı, yani yörüngesi tam dolu mu, son yörüngesi dolu mu, ya da sahip olduğu yük ne, ya da kimyasal tepkimeye girme isteği var mı, bu ne demek oluyor? Mesela tepkimeye girdiği zaman elektron veriyor mu, yoksa elektronu alıyor mu? Bunlar da kimyasal özelliklerine giriyor. Bunlar önemli. Neden? Çünkü elementleri sınıflandırırken fiziksel özelliklerine göre de sınıflandıran var, kimyasal özelliklerine göre de sınıflandıran bilim insanları var. Devam edelim. Tabii periyodik tabloya baktığımız zaman niye yapılmış? Şimdi elementler hepsinin özelliklerini ayrı ayrı bilinmesi zor. O yüzden benzer özelliklerdekileri aynı gruplara alarak bu işi kolaylaştırmak istemişler. Bilim insanları bu sınıflandırmada kolay anlaşılması için de semboller kullanmışlardır. Şimdi bir elementin hangi sınıfta olduğunu bilirsek, örneğin bir metali düşünürsek, günlük hayatta baktığımız zaman da kullanım alanı metallerin genelde aynıdır ve o da metal sınıfına giriyorsa tabii ki kullanım alanını da netleştirme açısından işimize yarıyor. Elektriği iletip iletmediğini anlayabiliyoruz, ısıyı iletip iletmediğini anlıyoruz. Bu tarz özelliklerinden faydalanmak için kolaylık sağlasın diye sınıflandırma yapılmıştır. Tabii sınıflandırma element sayısı arttıkça ortaya atılmıştır. Yani 3-5 element varken yapılmamıştır. Yani kısacası benzer özelliklerine göre oluşturulan tabloya periyodik sistem denir, periyodik tablo denir, periyodik cetvel denir. Bunların hepsi kullanılıyor kaynaklarda. Yeni kaynağımızda yani son olarak periyodik tablo ya da periyodik sistem, ikisi de kullanılıyor. Bu şekilde isimlendirebiliriz. Şimdi bir bakarsak periyodik tabloya. Evet, elimizde böyle bir periyodik tablo var. Bu birçok şekilde gösterilen periyodik tablo var. Burada mesela elementlerin sınıflandırılmış halini göstermiş. Metali, ametali, işte geçiş metalleri dediği bu yarı metallerden önceki metalleri kastediyor burada. Tabii ki o kadar ayrıntıya girilmeyecek ortaokul seviyesinde. Şimdi bizim bilmemiz gereken birer numaraları var. Burada gördüğünüz gibi karbon sembolü ve birer numaraları var. Bu numaralar atom numarasıdır. Atom numarası, diğer ismi çekirdek yükü de diyebiliriz bunlara. Ya da atom numarasının dışında bu aynı zamanda proton sayısıdır. Bu şekilde birkaç ismi var. Proton sayısı, atom numarası ya da çekirdek yükü, 3 tane ismi var. Tabii ki bizim kaynağımızda atom numarası olarak kullanacağız ve sürekli öyle söyleyeceğiz. Demek ki baktığımız zaman bir sembol olması lazım. Burada olduğu gibi mesela hidrojenin H'si ve bir numara. Bu numara da tabii ki atom numarasıdır. Bu şekilde elimizde bir periyodik sistem var. Devam edelim. Periyodik sistem bu hale tabii bir anda gelmedi. Bunun ilk başlangıcını oluşturan, yani bilimsel olarak bir periyodik sistem için ilk adımı atan Johann Döbereiner'dir. Bu da 1829 yılında yapıyor. Bakıyor, birkaç tanesini sıralıyor. Mesela diyor ki klor, brom, iyot. Bunları aynı gruba koyuyor ve bunların özelliklerinin benzer olduğunu söylüyor. Aynı şekilde lityum, sodyum, potasyum. Tabii bu sembol yazılımları doğru değil. Neden doğru değil? Sembolde ikinci harf küçük olur. Li. Bu büyük L olmaz.
Bu da büyük R olmaz. Bu şekilde sembol yazılır. Birinci harf tek harf varsa büyük olmak zorunda. Şurada potasyumda olduğu gibi iki harf varsa ikinci mutlaka küçük olmak zorunda. Bu sembolün yazım kurallarından bir tanesidir. Ama şu an buradaki resim kendi resmi ve sonuçta bu yukarıdaki konuyu anlattığı için bunu tercih ettim ben. Ama bu yazılımlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bunları üçlü gruplara ayırıyor. Şimdi bu buradan nasıl soru gelebilir? Şöyle soru gelebilir. Bir defa üçlü gruptan bahsediyorsa bir ve ilk çalışmayı yapan kim diyorsa burada karşımıza Juan Döberiner çıkıyor. Bu şekilde bilgi sorularında bazı testlerde gelebilir. Onun haricinde de bu tabii ki katkısı olan bilim insanları kimlerdir sıralamasında bir kronolojik sıralama yani zaman sıralaması yapılırsa tabii ki bunları bilmemiz gerekiyor. Devam edersek daha sonra ise Fransız bilim insanı Alexandre de Buer de Champcartois daha sonra yapıyor ve bunda da ipuçlarımız şunlar. Bir defa fiziksel özelliklerine göre yapıyor bunu. Yani benzer özellikleri alt alta sıralıyor. Bir öncekinde de aynı şekilde benzer özellikler sıralanarak yapılmıştı. Ve yaptığı zaman burada da bizim ipucumuz silindir. Bir silindire yerleştiriyor. Tabii burada çok ayrıntısı anlatılmamış ama bazı bileşikleri ve iyonları da koyuyor buraya. Tabii bu resimde bir bileşik ve iyon gözükmüyor. Sanki sadece elementler var gibi. O ama ekstra bir bilgi. Bu kitabınızdaki verilen bilgi bu kadar. Fiziksel özellikleriyle yapılıyor ve dikey olarak bir tek bir çizgi üzerine baktığımız zaman benzer özelliktekilerin olduğunu söylüyor. Bakın şunu kastediyor. Lityum, sodyum, potasyum bunlar benzer özellikteki elementler ve aynı çizgi üzerinde dikey çizgi üzerinde ard arda geliyor. Yani daha doğrusu alt alta geliyor diyelim. Bu şekilde benzer özellikleri olanların bu anlamda belirli bir gruplara ayrıldığını söylüyor. Silindir ve fiziksel özellik Champcartois'ınki. Devam ediyor gelişim. Gelişim devam ederken İngiliz kimyacı John Newlands elementleri bu sefer atom ağırlığına göre sıralıyor. Atom ağırlığına göre sıralayınca 8 element sonra tekrar aynı özellikteki elementlerin bir araya geldiğini fark ediyor. Bu da hem bu elementlerin de fiziksel ve kimyasal özelliklerinin benzer olduğunu söylüyor. Baktığı zaman 7 sonra gelen 8. sıradaki elementler yine aynı şekilde lityum, sodyum, potasyum bakın aynı benzer özelliklerin bu mantıkta da alt alta geldiğini söylüyor. Burada da yine 8'li liste ve atom ağırlığı bizim için önemli ipuçları olacak. Evet, Son kısımlara yaklaşıyoruz derken günümüzdekine en benzer olarak yapılan periyodik sistemi iki bilim insanı dünyanın farklı yerlerinde farklı mantıklarla yapmıştır. Bunlardan biri Alman Lutermeyer, diğeri de Mendeleyev. Mendeleyev'i biz daha çok kitaplarda, kaynaklarda görüyoruz. Lutermeyer ile Mendeleyev hemen hemen aynı özellikteki, aynı dizilimdeki periyodik sistemi yapmış ama Meyer fiziksel özellikleri dikkate alırken Mendeleyev artan atom ağırlığına göre yapmıştır. Dikkat edersek şu ana kadar tarihi verilere baktığımız zaman atom ağırlığı ve fiziksel özellik dışında başka bir şeye dayanarak bir sıralama yapılmamış. Şu tarihe kadar yöntemleri farklı olsa da birbirinden habersiz benzer periyodik sistemleri yapan kişi ama yine yöntemleri aynı. Yöntemlerden biri fiziksel özelliklerinin benzerliğine bakılmış, diğeri ise artan atom ağırlığına göre dizilmiştir. Şimdi işler değişiyor çünkü atom numarasına göre yapılan ilk periyodik sistemi kim yapmış ona bakalım. Daha sonra tabii Henri Moseley atom ağırlığına göre atom numarasına göre yapıyor. Yani atom numarasına göre şuraya bir yıldız koyabiliriz. Atom numarasına göre yapılan ilk periyodik sistemi Henri Moseley yapıyor. Bu şekilde sıralıyor. Dediğim gibi bundan öncekiler atom ağırlığına ve fiziksel özelliğin benzerliğine göre yapıyorlardı. Ama şu anki kullandığımız periyodik sistem tabii ki atom numarasına göre yapılmıştır.
O yüzden şu anki kullandığımız yöntemle yapılan ilk periyodik sistemdir. Devam edersek tabii ki bu da son hali değil. Çünkü son haline gelmesi için periyodik sistemin altındaki iki sıranın ona uygun şekilde yerine yerleştirilmesi gerekiyor. Bunu da Glenn Seaborg yapıyor. Yani tablonun son hali. Bu da bizim için önemli. Buna da bir yıldız koyabiliriz. En alttaki iki bloğu yapıyor. Orada da mantığına baktığımız zaman şurada 56 ve 57 yazıyor. 57 şurada 58 devam ediyor. Yani şu aradakini aşağı kaydırıyor. Yoksa buranın şöyle upuzun bir şey olacaktı. Çok şekilsiz bir şey olacaktı. Ondan sonra da şurada 89 var. 89 şurada 90. Yani lantanitler ve aktinitler. Bu ikisini ayırıyor. Lantan ve aktanit şu AC ve LA bunlardan o yüzden isimlerini de o isimleri alıyor. Bu iki sırayı aşağı kaydırarak görüntü olarak bir değişiklik yapıyor ama sonuçta son halini veren kişi olarak tarihe geçiyor. Devam edersek periyodik sistemin biraz da özelliğine bakalım. Periyodik sistem tabii ki 7 tane periyottan oluşuyor. Periyotlar yatay sıralarda 1, 2, sıralarsak 7 tane yatay sıra var. Tabii ki yatay sıraların hepsinde aynı sayıda element yok. Örneğin birinci periyotta 1 hidrojen ve en sonda helyum 2 tane var. İkincide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Aynı şekilde 8 tane var. 8'e şuradan 10 tane ekliyoruz. 18 tane oluyor. Aynı şekilde devam ediyor 18. Tabii lantanitler ve aktinitler işin içine girince oradaki sayıları da ekleyerek periyodik sisteme devam ediyoruz. Ama sayıların hepsi aynı, her periyotta aynı sayıda element yok. Bu da bir bilgi olarak kalsın. Şimdi baktığımız zaman 7 tane periyot var. Ama bir de gruplar var. Gruplar da yukarıdan aşağı yapılan sütunlardır. Örneğin şu gördüğümüz sütun 8A grubudur. Baktığımız zaman grup sayıları da A ve B olarak isimlendiriliyor. 1A, 2A, 3A şu aradaki B gruplarını geçip devam ederek 8A'ya kadar geliyor. B grupları da şurası 2A sanki devam ediyormuş gibi düşünebilirsiniz. 3B'dir bura. 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 3 tane 8B var. Sonra 1B ve 2B. Sanki buradan 3A gibi devam ediyor gibi aklınızda tutmak için kullanabilirsiniz. Buradaki 2 tane 1 ve 2 tane 8B fazlalığı işte 8 tane A grubu var. 18 toplam grubu olduğu için 10 tane B grubu var. Buradaki 2 tane fazlalık 8B ve 8B'nin 2 tane ekstradan fazla olmasından kaynaklanıyor. Bu şekilde A ve B gruplarının yerleri de belirlenmiş oluyor. Şimdi yine periyodik sistemde sağa gidildikçe, sola gidildikçe sorularda karşınıza çıkacak sorulara karşı bilgi olarak bunları verebilirim. Mesela soldan sağa gidildikçe bunları periyodik sistemin yapısını düşünerek aklınızda bazılarını tutabilirsiniz. Bazılarını ezberlersiniz. Atom numarası soldan sağa gidildikçe yani şöyle gidildikçe artar. Hatırlarsak bir hidrojendi, sonra boşluk boşluk iki helyumdu. Bu şekilde devam ediyor. Aynı şekilde kütle numarası da soldan sağa artar. Periyot sayısı değişmez. Niye? Baktığımız zaman burası hidrojen de helyum da birinci periyottu. Yatay sıra olduğu için periyot değişmez. Ama grup numarası burası 1A grubuydu. Sonra 2A, 3A, 4A diye gide gide 8A'ya gelecek. Bakın o artıyor. Grup numarası artar. Kimyasal özellik değişir. Çünkü her grubun kendine ait özelliği vardır. Grup içindeki kimyasal özellikler benzerdir. 1A grubunun içindekileri hepsi birbirine benzer. 2 hepsi birbirine benzer. İstisnaları var mıdır? Vardır. Mesela 1A'nın birincisi zaten bir ametaldir. Onlardan da bahsedeceğiz. İkincisi, üçüncüsü metaldir gibi istisnaları vardır. Ama normal şartlar altında bu cümleyi rahat rahat söyleyebiliriz. Gruplardaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Benzerin de altını çiziyorum çünkü bazen yanıltmak için aynıdır diyor. Aynı değildir. Her element kendine özgüdür. Ama iki tane metal birçok özelliği benzer ama iki tane metal birebir
aynı dersek de bu yanlış olur. Baktığımız zaman ametal özellik artar, metal özellik azalır. Zaten 8A grubu bir ametaldir. Sen ametale yaklaştıkça ametal özellik artacak. 1A grubunda hidrojen bir ametal olmasa da olsa da diğerleri metaldir. Metalden de uzaklaşıyorsan metal özellik azalacaktır. Bununla ilgili ekstra bir kolay ipucu vereceğim. Devam edersek bir de yukarıdan aşağı inildikçe neler değişiyor bunu bilmemiz gerekiyor. Atom numarası, kütle numarası her halükarda artıyor. Yukarıdan aşağı geldiğim zaman bakın kimyasal özellik değişmez diyoruz. Neden? Çünkü yukarıdan aşağı örneğin burası 1A grubuysa 1A grubundakiler benzer özellik taşıdığı için değişmez. Ama periyot numarası artar. Neden? Yatay sıralarda birinci periyot bak 2 oldu, 3 oldu, devam ediyor. Grup numarası değişmez çünkü yukarıdan aşağı hep 1A'dan devam ettiğim için 1A. Metal özelliği artar, ametal özelliği azalır. Bununla ilgili dediğim gibi basit bir ipucu vereceğim. Hatta veriyorum şimdi. Metal ve ametal özelliğin artıp artmaması ile ilgili. Mesela burada flor var. Bunun için şöyle diyebilirim. En iyi ametal. Burada Fr var. Fransiyum. Bu da en iyi metal. Şimdi en iyi metalle en iyi ametalin yerlerini biliyorsam o zaman demek ki buna yaklaştıkça yani soldan sağa gidildikçe ya da aşağıdan yukarı gidildikçe ametallik özellik artar. Aynı şekilde yukarıdan aşağı geldikçe ve sağdan sola geldikçe yani bu gördüğümüz en iyi metale yaklaştıkça da metal özellikleri artar. O yüzden sağda, solda, yukarıdan, aşağıdan metal özellik ya da metal özellik nasıl artar? Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Şimdi burada da ekstradan dikkat etmeniz gereken yarı metallerin yerleridir. Bunu ezberlemeniz gerekiyor. Bakın şuradan bir çizgi çiziyorum düz. Sonra bir tane boşluk bırakıyorum. Altından bir çizgi çiziyorum. Bu şekilde yarı metallerin yerlerini de bilmemiz gerekiyor. Onun haricinde zaten şu gördüğümüz hidrojen dışında metallerin çoğu sol tarafta, ametallerin çoğu sağ taraftadır. Ki zaten özelliklerine de başlayacağım. Şimdi metal özellikleri dediğim gibi metaller genelde sol tarafta bulunur. Şimdi metaller genelde oda sıcaklığında katı olduğu için cıva hariç. Hatta bu bilgi beni şuraya da götürüyor. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Metaller tabii ki tel levha haline gelebilir. Bunun diğer söylenimi işlenebilir. Yani onunla başka bir şey yapabilirsin. Metal. Örneğin bir kaşık yapabilirsin. Bir çekiç yapabilirsin gibi. Isı elektriği iletir. Isı ileten elektriği, elektriği ileten ısıyı zaten iletir. Bu da aklınızda bulunsun. Kendi aralarında bileşik yapamaz. Alaşım yaparlar. Alaşım dediğimizde tunç, pirinç, lehim ya da çelik bunlar alaşımdır. Tunç mesela bakırla kalayı belli oranlarda karıştırarak yapılır. Bunlar homojendir. Bu da özelliği ama alaşımlar homojen. Yani alaşımda bak şöyle bir alaşım yaptınız. Bronz bir madalya yaptınız. Bronz da bir alaşımdır. Yani şurasında bir fazlalık, burasında başka bir şey, burasında başka bir şey olmaz. Her yeri aynı gözükür. Yani homojen bir yapı oluşturur. Ama bileşik oluşturmaz, alaşım oluşturur. Bu ezberlememiz gereken özellikler. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Ametallerin özelliklerine de bakarsak. Yine ametallerde genellikle sağ tarafta bulunur. Ametallerde şimdi oda koşullarında katı sıvı gaz üçü de olabiliyor. Örneğin karbon katı, brom sıvı, klor ise gaz haldedir oda koşullarında. Isı elektriği metaller iletiyordu, ametaller iletmez. Metallerin yüzeyi parlaktı, ametaller mattır. Yani mat bir görüntüsü vardır, ışığı yansıtmaz. Kırılgandır, o yüzden işlenemez, tellef haline gelemez. Erime kaynama noktaları metallerin katı olduğu için genelde yüksekti. Ametallerin sıvı ve gazı da var, o yüzden düşüktür. Doğada molekül halde bulunur. Yani ikili, üçlü, dörtlü gibi. Bir de tabii ki ametalleri düşündüğümüz zaman soy gazları da düşüneceğiz. Çünkü soy gazlar 8A grubu özel elementlerdir. Ama onlar da ametaldir. Onlar da oda sıcaklığında gaz halinde bulunan ametallerdir. Ve ametallerin özelliklerini çoğunu taşırlar zaten. Şimdi yarı metallere bakalım. Yarı metallerin sayıları biraz az. Özellikleri de birazı metal, birazı ametal özellikleriyle benzer. Mesela parlak da olabiliyor, mat da olabiliyor. Elektriği, ısıyı
bir metale göre iyi iletmiyor ama ametalden daha iyi iletiyor. Çünkü ametal iletmiyor. Yarı metaller metallerden kötü iletir. O yüzden de zaten teknolojide çok kullanılır. Bazı yerlerde direnç gibi kullanılır. Az iletir. Bazen az iletilmesi istenir. Bazen çok. O yüzden teknolojik aletlerde yarı metaller çok kullanılır. Tel levha haline gelebilir. Bakın bu metallerle ortak özelliği. Kırılgan değildir metallerle ortak özelliği. Ve 8 tanedir. O çizdiğimiz yukarıdan aşağı çizdiğimiz çizgilerde üzerinde olan elementler. Mesela en çok bilineni bordur. Ya da en çok bilineni silisyumdur. Bunlar çok fazla sorularda karşınıza çıkacak olan yarı metallerdir. Evet, bugünkü dersim bu kadardı. Bir sonraki derste konunun bölümlerine devam edeceğim. Herkese iyi çalışmalar.